Şimdi firmadan bahseder misin? Bizim size? Firmadan şöyle bahsedeyim ben size. Biz Mekap Geril Ayakkabı AŞ'yi 2005 yılında Trabzon Mahsin Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduk. Ama Mekap'ın daha öncesi de var. Mekap Türkiye'de ilk poliüretan ayakkabı üreten, poliüretan ayakkabı dediğimiz zaman tabanlı poliüretan olan, spor ayakkabı üreten bir marka. 2005 yılında biz bunların makine ve isim hakkını satın alarak Arsın Organize Sanayi Bölgesi'nde yerde kurulduk. Bunun 72 yılına dayanıyor kurulmuş tarih. Yine sahipleri Trabzon'da işte koşul orada ailesi falan İstanbul'da yapıyordu bunlar bu işi. Biz İstanbul'da aldık buraya taşıdık bu firmayı. Fakat biz firmayı 2005 yılında buraya taşıdık. Üretim konseptinde değişikliğe gittik. Biz bu spor ayakkabı veya normal giyim ayakkabısını bırakıp sadece iş güvenliği ayakkabı üretimine yöneldik. İş güvenliği ayakkabısı da derken neyi kastediyoruz? İnsanların çalışırken giymiş oldukları ayakkabı. Bunlar tabii kullanıldığı ortama göre değişiklik gösteriyor. İşte ağır sanayide farklı ayakkabı kullanılıyor, gıda sanayinde farklı ayakkabı kullanılıyor. İlaç sanayinde farklı, kargo sanayinde bütün sektörlerde, elektrikçiler vesaireler her sektörün kendine göre bir kullanım ayakkabısı var. Ha, bunlar ne zaman yoğunluk kazanmaya başladı? Bunlar biz 2005 yılında bu tesisi burada kurduğumuz zaman Türkiye'de 4 tane, 5 tane iş güvenliği ayakkabısı üreten firma vardı. Ama bugün 50'nin üzerinde. Niye 50'nin üzerinde? Türkiye'de bu yönde yoğun bir talep patlaması oldu. Ha bu neyle doğru orantılı? Bu da iş güvenliği yasalarının daha bilinir, daha uygulanır, daha denetimli hale gelmesinden sonra herkes buna dikkat etmeye başladı. İşte bu konuda işte iş güvenliği uzmanları bunu duyuyor şimdi firmalar. Bir insan çalışacağı zaman önce güvenliğiyle ilgili tedbirleri alıyor. Yani Avrupa uyum yasaları bu noktada çok büyük etkisi var. Çalışan insanlar üzerinde güvenlik için en uygun yasaları uygulamaya çalışıyoruz şu anda. Şimdi bu iş güvenliği donanımı dendiği zaman bu ayakkabıdan başlıyor. Çünkü insan çalışırken muhakkak ayağına bir ürün giymesi gerekiyor. Ya ondan sonra işte çalıştığı ortama göre işte gözlüktür, barettir, önlüktür, eldivendir vesaire, maskedir. Bunları çeşitlendirebiliriz. O çalıştığı ortama göre de onları tedarik ediyor. Ama burada olmazsa olmaz ayakkabıdır. İş güvenliği. Bununla ilgili şöyle bir şey de var. Yani Türkiye'nin bu yıl şeyde iş güvenliği ayakkabısı biz başladığımız yıllarda büyük kısmı Avrupa'dan tedarik veya işte Hindistan'dan, Çin'den vesaireden tedarik ediyor. Biz burada bu tesisi kurarak bu yurt dışından Türkiye ithal ayakkabı, iş güvenliği ile ilgili ithal ayakkabısında bir yıl markanın Türkiye'ye girmesine engel. Ve tamamen yerli ve milli ayakkabı üretmeye başladı. Hatta ondan sonra bunu işte devlet bir takım yurt mevzuatları da düzenleyerek şimdi diğer mesela yabancı markaların vesairelerin Türkiye'de bu noktada dövizimizin dışarıya gitmesini bayağı engelledi. Yani bu noktada bir hamle hizmeti gibi bir şey oldu. Bu işte 2005 yılında biz başladığımız zaman tabii iş güvenliği yasaları bu kadar gelişmemiş. İşte normal iş güvenliğine dikkat eden özellikle yabancı ortaklık kurmuşlar. İşte Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu, onlar şey yapalım %70-80'ine hizmet veriyoruz şu an. Onlara ürün üretmeye başladık ama yasalar çıkması, iş güvenliğinin yasalaşması, işte bunların denetimin artması bu yönde yoğun bir talep patlamasına sebep oldu. Biz burada başladığımız yıllarda yaklaşık 150 bin çift iş güvenliği ayakkabısı üretiyor. Ama şu anda 3 milyon çifte yakın, mesela geçen sene 2 milyon 600 bin çift gibi bir rakam gerçekleşmiş durumumuz. Bu bizim üretim değil, satış kapasitemiz sadece. Yani üretim kapasitemiz daha fazla. Ve biz bunu yaparken burada işte memleketimiz olmasa sebebiyle burayı tercih ettik. Ürettiğimiz ürünlerin tamamı sanayi bölgelerine gidiyor. Evet, sanayi bölgelerinde Trabzon bir şeydi, Türkiye'de nerede? İşte Marmara bölgesi, işte kısmen Ege,
kısmen Ankara ve çevresi işte. Ama yani bunlar İstanbul dışında olanlar, yani bir yüzde hesabı yaparsak, %85 civarındaki tamamen Marmara bölgesine gidiyor. Çünkü Türkiye'nin ağırlıklı sanayisi orada kurulmuş. İşte bu, ona göre ilk başladığımız yıllarda mesela biz 50 kişilik bir kadroyla başladık. Burada aşağı yani sayı deri kısmında çalışanlar var, fason çalışanlar var herhalde. Yaklaşık 600 kişi çalışıyor firma altında. Bunlar 300 tanesi firma içerisinde, 300 tanesi firma dışında bize fason olarak çalışıyor. Bunun dışında işin soracağınız soruları yok. Peki bu ayakkabılara arz talep ve istihdam konusunda artış, azalış, konularda bir gelebilir miyiz? Ya o şöyle, şimdi bu ayakkabılar talep çalışan olduğu sürece devam eder. Şimdi bir iş yeri düşünün, iş yerine geldiği zaman mesela sizlerin işim ona müsait değil pek ama siz sadık bir sanayi kuruluşunda veya bir üretim tesisinde veya bir kargo gibi bir benzer olarak diyorum, kargo şirketinde vesairede çalışsanız zaten işe başlarken önce ayakkabınızı değiştireceksiniz. Yani onun için bundaki talep şeysi bitmez. Şimdi çalışan insan olduğu sürece ayakkabı yumanatı veya talebi devam edecek. Peki malzemeyi yurt dışından aldığını söylediniz. Malzemeleri aşağı yukarı %10-15 arası kısmını yurt dışından tedarik ediyoruz. Niye onu da tedarik ediyoruz? Bizim ürünlerimizin tamamı C sertifikası. Onun için belirli bir kaliteyi belgelerini hiç tutturmak zorundayız. Şimdi mesela ayakkabının burnuna takılan çelik vardır, koruyucu. Türkiye standartlarında üretilenler sertifikası almamızda bize bayağı problemli oluyor. Değil mi? Yurt dışına getiriyoruz. İşte bize kullandığımız derik mesela normal giyim derili ayakkabılarında kullanılan derik değil. Daha kalındır, daha serttir. Çünkü adam neticedir. Bunun yağını veya asitini veya işte çalıştığı ortama göre ağır sanayi üretiminin içerisinde kullanırlar. Ortalarda yetersiz olunca mecbur yurt dışından tedarik ediyoruz. İhracat yapılamıyoruz. İhracat %5'lik kısmımızın ihracat yapıldığını bu zamana kadar ihracata pek fazla ehemmiyet vermedik ama 2015-2016 yıllarından sonra çünkü şöyle bunda mesela tamamen sipariş usulü çalışır. Şimdi Türkiye'nin ilk 1500 sanayi kuruluşunda %80-90'da hizmet üretiyorsunuz. Bunun satışı size örnek olsun diye söylüyorum. Mesela evimizde tüp kullanıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Tüp bitince telefon açıyoruz, tekrar tüp getiriyorlar. İşte bu iş bilen ayakkabısı da böyle. Şimdi mesela o ayakkabı örnek veriyorum. O ayakkabı 2005'ten başladıktan bu tarihler devamlı iş güvenliği ayakkabılarını bizde tedarik eder. Onlara yok diyemezsiniz. Çünkü şöyle bir şey de var. Şimdi 6 ay arayla çalışanlara ayakkabı verilir. İş güvenliği ayakkabısını dağıtırlar. Veya yeni aldıkları insanlara veya gidenin yerine yenisi geldiği zamanla vermek zorundadır. Şimdi onlar aradığı zaman işte yetiştiremedik, üretim kapasitemiz müsait değildi diyemezsiniz. Şimdi öyle olunca ancak 2015 yılına kadar biz iç talepleri karşılayabildik. Ama ondan sonra gerek makine, gerek ekipman, gerekse personel olarak gelişimimizi tamamladık. 2015-2016 yılında da ihracat iş kısmını artırmaya karar verdik. Ne yaptık? Yurt dışında fuarlara başladık. Şimdi bu iş güvenliğiyle ilgili yurt dışında 2 yılda bir yapılan fuarlar var. Hatta şimdi önümüzdeki Kasım ayının 5'inde yine Almanya'da bir fuar var. 2 yılda bir yapılıyor ve dünyanın en büyük fuarı. İşte 3. kez bu fuara katılacağız. Ha ihracat noktasında bu noktada geliştirmeye çalışıyoruz. Kapasitemize uygun olarak da. Peki neden günlük ayakkabı değil de iş güvenliği ayakkabısı? Neden günlük ayakkabı değil de iş güvenliği ayakkabısı? Bu biraz da Türkiye'nin o zamanki ihtiyacına göre bizim. Gündelik ayakkabı üreten Türkiye'de 1 yıl insan var. Bu ayakkabı üretmek için biraz
yüklü sermayeyle yatırım yapacaksınız. Şimdi mesela siz gezmediniz, görmediniz ama şöyle söyleyeyim, bizde enjeksiyon makineleri var. Bir makinenin yaklaşık kapasitesi 400 bin, 350 bin çiftçi var. Bir makinenin yatırımı için de yaklaşık 1 milyon euro civarında bir rakam ayıracaksınız. Biz ilk başladığımızda bu makinelerden bizim 2 tane var. Şu anda 8 tane enjeksiyon makinemiz var. Tabii bu sadece makine yapmakla da bitmiyor. Bunun yanında bir makine için 40-50 kişiye yakın insan istihdam etmeniz gerekiyor. Ha onu da ne yapıyoruz? Bizim buranın altyapısı müsait değil. Burada sanayi istediğin gelişmediği için istediğiniz bölüme istediğiniz insanı her zaman bulamaz. Ne yapıyoruz biz? Bir enjeksiyon makinesi alıp bir yatırım yapacağımız zaman 2 ay öncesinden, 3 ay öncesinden onların personelini alımı yapıyoruz. 2-3 ay onları biz kendimiz burada eğitiyoruz. Ondan sonra makineyi aldığımız zaman personeli hazır olmuş oluyor bize. Bu yatırımları biz tamamladıktan sonra şimdi ihracat ve iç pazar işte taleplerine göre bundan sonraki yatırımlarımız veya üretim kapasitesi artışlarımız çok daha rahat olacaktır. Niye? Mağazan bir altyapıya sahip olmuş olduk. Bugün bizim tesisimiz yani biz değil, yurt dışından gelenler söylüyor. Avrupa'daki ilk 10 üretici içerisindeyiz biz. Ama Trabzon'da olduğumuz için bu pek fazla bilindik bir firma olmaz veya bilindik bir üretim tesisi olmaz. Bu konuyla ilgili olan insanlar biz daha artık. Firma olarak yeni hedeflerimiz var mı? Firma olarak yeni hedeflerimiz bir defa. Birinci sırada bizim en büyük hedefimiz ihracatımızı en üst seviyelere çıkartmak. Çünkü bugün ülkemizin de en büyük ihtiyacı olan yabancı ülkelere ihracat yapıp Türkiye'ye bir döviz girdisi sağlamak. Birinci plan bu o. Ondan sonra ileriye dönüp mesela üniversitede yaptığımız çalışmalar var. Bunlarda bir tanesi çiple yakap üretimi var. Bu dünyada bir fuar. Biz bunu iki fuardır Avrupa'da tanıtıyoruz ve güzel talepler var. Biz bunun imalatını veya işte üretime geçimini önümüzdeki yıl ancak başlayabileceğiz. Çünkü 2 yıl süren bir yazılım ve hazırlık dönemi geçti. Bunu üniversiteyle beraber ortak yapıyoruz biz. Üniversitede bir başka projemiz daha var. Mesela onda da yine çipli bot üretimi var. Ha bunu niçin düşünüyoruz? Bunu da işte örnek vereyim. Mesela madencilerle ilgili veya dağcılarla ilgili. Askeri alanlarla değil, o konuda biz herhangi bir çalışmamız yok. Onlarla ilgili yapıyoruz. Niye? Mesela bir maden kazası olduğu zaman insanların nerede olduğunu çok daha tespit edebileceksiniz. Neticede madene ayakkabı giymeden giremezsiniz. Veya daha zararla ilgili işte. Ama o projede belki 2 yıl veya 3 yıl gibi bir süre alacak. Çünkü üniversiteyle yazılımıdır, altyapısının hazırlanmasıdır, bunlar bayağı zaman alıyor. Ama birinci ayakkabıyla ilgili olan bölümde onda nihai sona geldi. Yani belki önümüzdeki yıl üretimine başlayacak. Peki Trabzon dışında başka bir üretim fabrikası açmayı düşünüyor musunuz? Mesela Marmara bölgesinde sanayi geçtiği için orada bir fabrika. Şimdi şöyle, bu zamana kadar düşünmedim. Niye düşünmedim? Buradaki mevcut kapasitemiz de daha ağır. Ama bu noktaya geldikten sonra işte buranın yetersiz olacağını düşünüyoruz. Ha ileride işte Allah ne nasip eder bilmiyoruz. Yani böyle bir düşüncemiz oluşmak noktasındadır. Ama ne zaman nasıl bundan emin? Ama belirli bir noktaya geldikten sonra burada yani şöyle hem altyapı eksiklikleri o konulara fazla girmeyelim de hem altyapı eksiklikleri hem de mevcut işin burada. Şimdi mesela bir tane örnek vereyim size. Yurt dışından insanlarla çalışıyoruz. Şimdi adam İtalya'dan biniyor, İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan Trabzon'a geliyor. Trabzon'da mecbur kalmak zorundadır. Niye? Geri dönüşünde problem var. İşte adam bir günde halledeceği için 3 günde hallediyor. Ya öyle olunca bazı işlerin belki ileride işte Marmara bölgesine aktarabiliriz. Yani böyle görünüyor. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi başka söylemek istedim, buradaki sanayiciye böyle sık sık röportaj yapıp yani yapmak için destek olmanızı isterim, istirham ederim. Yoksa onun dışında başka söylemek istedim, sizlere hayırlı işler dilerim.